Merhaba sevgili izleyicilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimizi hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evinizde yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane farklı sunumumuzu inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Patatesten içli köfte yapacağız. Hem farklı olacak hem de çok da lezzetli olacak. Patatesle yapacağımız çok güzel bir içli köftemiz var. Onu yapacağız ve onun yanında çok güzel bir hemen tarhana çorbamız var. Yalancı tarhana çorbası hazırlayacağız. Bu şekilde iki tane tarifimizi hazırlayacağız ve tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Sizler de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Sizler de yemeklerimizi tekrardan görmek ve de yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Orada da bütün videolarımızı, programlarımızı, yemeklerimizi izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Tekrar TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem geçmişe dönük videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Kısa kısa videolarımızı yayınlanıyor, paylaşıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrarı gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim yaptığı sayfalarından takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Veya programı da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik şefabdullahusta.tgt sayfalarımda da bana ulaşabilirsiniz. Yoğun istek alan listelerimiz, yemeklerimiz önümüzdeki hafta listemizde var. Sizler için hazırlayacağız sevgili izleyicilerimiz. Tantuninden tut poğaçasına kadar ve diğer yemeklerimize kadar hepsini hazırlayacağız. Farklı farklı tariflerimiz olacak. Yoğun istek alan bütün yemeklerimizi inşallah önümüzdeki hafta sizler için tekrardan hazırlamış olacağız. Evet, dilerseniz şimdi yavaş yavaş listemizi alıp sizlerle beraber başlayalım hazırlığımıza. Gelsin bakalım listemiz. Neler yapacağız? Evet. Patatesten içli köfte yapacağız. Çok farklı ve çok da lezzetli olacak. Onun için neler yapacağız sevgili izleyicilerimiz? 6 adet haşlanmış patates. Az veya fazla da kullanabilirsiniz. 6 yemek kaşığı kadar unumuz olacak. Ondan sonra da 2 adet yumurtamız olacak. Ondan sonra da yeteri kadar tuz kullanılacak. 6 adet haşlanmış, kabuklu bir şekilde haşladığımız patatesimiz olacak. 6 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 2 adet yumurta, yeteri kadar tuzumuzu kullanacağız. İç harcımız için 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 250 gram kadar dana kıymamız, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ve kimyonumuz olacak. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız. Kızartmak için de yeteri kadar istersek sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabiliriz. Hangisi varsa elimizde onu değerlendirebiliriz, kullanabiliriz. 6 adet patates kullanıyoruz. Haşlanmış patates kullanıyoruz. 6 yemek kaşığı kadar unumuz olacak. 2 adet yumurta kullanıyoruz. Yeteri kadar tuzumuz olacak. Bu dış harcı için kullanacağımız malzememiz. Dış harcı için kullanacağımız malzememiz. İçi içinse kullanacağımız malzememiz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız olacak. 250 gram kadar dana kıymamız olacak. İstersek artırabiliriz, çoğaltabiliriz. Onun ise 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız. Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biberimiz ve 1 adet kuru soğanımız olacak. Ondan sonra da kızartmak için de yeteri kadar istersek sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabiliriz. Önce patatesleri güzelce bir yıkadık. Yıkadıktan sonra tekrardan haşladık ve kabuklarını soyuyoruz. Kabuklarını soyduktan sonra rendeleyeceğiz. Ondan sonra unumuzu, yumurtamızı, tuzumuzu içine vereceğiz. Onu güzelce bir yoğuracağız. Onu hazırladıktan sonra acı bir kabımıza, tenceremize, kabımıza biraz yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı ufak ufak doğrayıp ekleyeceğiz. Soğanımızı iyice bir kavuracağız. Soğanımızı kavurduktan sonra tekrardan hemen içine hazırlamış olduğumuz ve ayarlamış olduğumuz kıymamızı ekleyeceğiz. Kıymayla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Kıymayla beraber kavururken tekrardan içine baharatlarımızı seviyorsak cevizi aynı şekilde içine ilave edeceğiz ve harcımızı hazırlayacağız. Harcımızı hazırladıktan sonra geniş bir tenceremizin içine biraz yağımızı dolduracağız. Çünkü köftelerin üstünü geçmesi gerekiyor ki köftelerin iyice bir kızarması için. Ondan sonra da onu hazırladıktan sonra sevgili izleyicilerimiz tekrardan hemen güzelce bir şekilde patateslerimizi bezelere böleceğiz, içini dolduracağız ve tekrardan kapatacağız. Kapattıktan sonra istersek unu veya mısır unu da aynı şekilde kullanılabilir. Bunu bulayabilirsiniz. Ondan sonra yağın içine göndereceğiz. Yağın içinde kızaracak ve kızardıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum olacak. Sunum yapacağımız kabımıza, tabağımıza koyacağız. Üzerine yoğurdumuzu gezdireceğiz. İstersek tereyağımızı da aynı şekilde gezdirebiliriz. Tabağımızı süsleyeceğiz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz. Evet, tarhana çorbamız, yalancı tarhana çorbamız, o da çok farklı, çok da lezzetli olacak. Onun için neler yapacağız? Hemen onun için 1 adet kırmızı kapya biberimiz olacak. 2 adet sivri biber kullanıyoruz. Evde ufak çocuk varsa onlar için çok fazla tercih etmeyelim sivri biberi. Çünkü çocuklar sevmiyorlar. Onlar için kullanmayalım. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 adet domates. Ondan sonra yarım yemek kaşığı kadar unumuz olacak. Çok fazla da unu da kullanmıyoruz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar salçamız. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Ve de istersek sıvı yağ da kullanabiliriz. 1 su bardağı kadar
miktarda yoğurdumuz olacak. Üzeri için bir yemek kaşığı kadar tereyağımız ve biraz da kırmızı toz biberimizi kullanacağız. Bir adet kırmızı kapya biberimiz, 2 adet sivri biberimiz, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, ondan sonra 1 adet domatesimiz, yarım yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar salça, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya da sıvı yağ kullanılabilir. Ondan sonra 1 su bardağı kadar yoğurdumuz olacak. Tenceremize yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı ufak ufak doğrayacağız, ekleyeceğiz. Yavaş yavaş soğanımızı kavuracağız. Soğanımızı kavururken biberlerimizi aynı şekilde ufak ufak doğrayacağız, hazırlayacağız. Onu da içine ekleyelim, onu da beraber kavurmaya devam edelim. Onu da iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine güzelce bir şekilde bir unumuzu ekleyeceğiz. Salçamızı ekleyeceğiz, baharatlarımızı ekleyeceğiz. Hepsini iyice bir karıştıracağız. Hepsini iyice bir karıştırdıktan sonra hemen bir su bardağı kadar yoğurdumuzu üzerine dökeceğiz. Yoğurdumuzu döktükten sonra karıştırma işlemini bırakacağız. Kesinlikle karıştırmıyoruz. Ondan sonra 5 dakika boyunca o yavaş yavaş bir kendi suyunu bırakmasını bekleyeceğiz. O biraz bir yoğurt biraz bir suyunu bırakacak. Ondan sonra suyunu bıraktıktan sonra tekrardan karıştıracağız ve yeteri kadar suyumuzu boşaltacağız. Suyumuzu boşalttıktan sonra tekrardan hemen içine bir tane domatesimizi rendeleyeceğiz, ekleyeceğiz. Ondan sonra tuzumuzu ayarlayacağız. İyice bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra sunumu yapacağımız kabımız tabağımıza boşaltacağız. Tereyağımızı ısıtacağız. Tereyağımızı üzerine gezdireceğiz ve süsledikten sonra da afiyetle içeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir çorba olacak. Şimdiden sizlere afiyet, bal şeker olsun diyelim. Kış aylarında da çok da güzel olur, çok da lezzetli olur. Birazdan sizlerle beraber inşallah hazırlayacağız. Evet, şimdi ilk başta ne yapacağız? Köftemizin hazırlığını yapalım. Ondan sonra diğer işlemimize geçelim. Şimdi önce bir iç harcımızı hazırlayalım. Ondan sonra dış harcımızı sizlerle beraber hazırlayabiliriz. Önce bir iç harcımız. Onun için ne yapacağız? Şöyle bir kabımızı ayarlayalım. Kabımızı ayarladıktan sonra şurayı bir açalım. Altını açtık. Yavaş yavaş bir ısınsın. Şimdi o yavaş yavaş ısınırken biz de bu arada kullanacağımız kadar tereyağımızı ekleyelim. Şöyle bir gönderelim. Az bir şey de ekleyebiliriz. Şurada bir parça da alalım. Yeterli olacak. Evet. Şimdi yağımızı ekledikten sonra o kenarda yavaş yavaş bir erisin. Hemen güzelce bir çözülsün. O çözülürken biz de bu arada kullanacağımız kadar soğanımızı hazırlayalım. Hemen şu soğanımızı şöyle bir alalım. Soğanımızı öncelikle şöyle bir keselim. Az ve hatta fazla ne kadar kullanıyorsak İstediğimiz kadar kullanabiliriz. Yani siz de isterseniz az ve fazla soğan kullanabilirsiniz. Ona göre hemen soğanımızı hazırlayacağız. Evet, şimdi şunları biraz da toparlayalım. Toparladıktan sonra önce şöyle yapıyoruz. Şöyle ufak ufak dilimleyelim. Tekrardan minik minik doğruyoruz. Küçük küçük. Doğramaya başladık. Şunları toparlayalım. Tekrardan. Biraz daha incelsin değil mi? Hop. Güzel oldu. Şimdi şunu kenara alalım. Diğer yarısını aynı şekilde yapacağız. Onu da ufak ufak. Doğradık. Şuna da biraz daha ufaltalım. Şimdi bunları biraz kenara çektim. Şurada yarım bir soğanım var. Onu da kullanabiliriz. Hemen onu da tekrardan minik minik dilimliyoruz. Ondan sonra da ufak ufak doğrayacağız. Güzel oldu. Evet, şimdi soğanımız hazır. Hazırlamış olduğumuz soğanımızı gönderelim tenceremize veya tavamıza. Onu yavaş yavaş kavuralım. Evet, soğanımızı ekledikten sonra iyice bir karıştıralım. Ufak ufak kavrulmaya başlasın. Az ve fazla ne kadar yapıyorsak ona göre işlemimizi yapabiliriz sevgili izleyicimiz. Şimdi iyice bir soğanımız kavrulacak. Ondan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şöyle bir tane tenceremiz, derin bir tane tenceremizi tercih ettik ki biraz yağımız, çünkü köftelerin üzerine geçmesi gerekiyor sevgili izleyicimiz. Onun için köftelerin hem çok fazla parçalamaması ve dağılmaması için biraz yağımızı bol kullanmamız gerekecek. Şimdi şunu altını düşük bir derecede açalım. Çok fazla açmayalım. Yavaş yavaş bir ısınsın yağımız. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle kademesini biraz daha düşük gösterelim. Şöyle ayarlayalım. O yavaş yavaş ısınmaya devam etsin. Pardon.
Öncelikle dediğimiz gibi ne kadar yapıyorsak az veya da fazla siz de ona göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Hemen soğanımız güzelce bir hazırlandı. Soğanımızı kavurmaya başladık. Çok fazla içinde iri görünmesin, büyük olmasın diye. Onun için ne yapacağız? Onu iyice şöyle bir kavuracağız. Yavaş yavaş. Kavurma işlemine devam ediyoruz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Az yaptığımız için ben birazdan malzememi az tuttum. Biz genellikle 4 ve 6 kişilik, bazen 2 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz. Ama siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz sevgili izleyicimiz. Bir de şöyle bir şey. Mafiş'le ilgili de yoğun bir isteğiniz var. Önümüzdeki hafta mafiş listemizde var sevgili izleyicilerimiz. Sizler için hazırlayacağız. Ve dediğimiz gibi aynı şekilde tantunla ilgili yoğun bir isteğiniz vardı. Onu da hazırlayacağız. Yoğun istek alan dediğimiz gibi poğaçalarımız, aynı şekilde kurabiyelerimiz hepsi de listemizde var. Sizler için farklı farklı kurabiyeler de yapacağız. Çok lezzetli ve çok da güzel sunumlarımız inşallah olacak. Evet şimdi devam ediyoruz yavaş yavaş soğanımızı kavurmaya. Soğanımızı kavururken içine kullanacağımız kadar kıymamızı ekleyelim. Şöyle kıymamıza beraber tekrardan kavuralım. Ufak ufak. Kıymamızı da ekledik ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kesinlikle su kullanmıyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi o yavaş yavaş kavrulurken biz de baharatlarımızı ayarlayabiliriz. Biraz tuzumuz. Şöyle biraz tuzumuz gelsin bakalım. Ondan sonra biraz pul biberimiz. Hemen pul biberimizi de üzerine serpiştirelim. Oh, güzel oldu. Çok güzel oldu. Hafif biraz kimyon. Buram buram koksun. Hop, mis. Evet, şimdi hafif biraz da karabiber. Karabiberi de kararında kullanıyoruz ki güzel bir lezzet katsın. Çok fazla kullandığımızda bu sefer ne yapıyor? Midemizde yanmalar, ekşimeler olacak. Bizleri rahatsız edecek. Onun için ne yapıyoruz? Çok fazla kullanmıyoruz. Evet, şimdi kırmızı toz biberimiz, tatlı toz biberimiz. Güzel bir renk versin. Onu da ayarladık mı? Tekrardan karıştıralım. Ufak ufak. Şunları biraz daha ezelim. Topak topak kalmasın kıymamız. Onun için de şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Vay 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 vay. Şunları biraz daha toparlamaya devam ediyoruz. Mis gibi oldu, mis gibi. Güzel bir iç harcımız hazırlanıyor. Şimdi iç harcımızı ayarlama devam edeceğiz ama şöyle bir tane kabımızı alalım. Tekrardan onun için alacağız ki soğusun. Yavaş yavaş devam ediyoruz karıştırmaya. Şunları da toparladık mı? Biraz hafif tarçın da ekleyebilirsiniz. O da yakışıyor sevgili izleyicimiz. Şimdi biraz ceviz, toz cevizimiz. Ne kadar kullanacaksak az veya fazla tercih size kalmış. Onu da ekledik içine. Tekrardan karıştıralım. Vay 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 vay. Çok güzel oldu. Şunu biraz daha karıştırdık mı? Artık harcımız hazır diyebiliriz. Evet. Mis mis. Şimdi bunu bir kabımıza boşaltalım. O yavaş yavaş soğusun değil mi? Şöyle bir boşalttık. O kenarda ufak ufak soğumaya devam et. Şunu bir kaldıralım. Evet şimdi şunu da aynı şekilde ayarlayalım. Biraz altını kapatalım şurayı. Evet orayı kapattıktan sonra şunu bir kenara alalım. Kıymamız hazır arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Sizler kıymamızı görmeye devam edin. Ben hemen şöyle dolapta bir şey alacağım arkadaşlar. Onu da sonra devam edelim. Sizler kıymamızı görmeye devam edin. Hem de ben anlatayım. Siz görürken ben de anlatayım neler yaptığımı. Önce bir yağımızı boşalttık. Ondan sonra soğanımızı ekledik. Soğanımızı yavaş yavaş bir kavurmaya başladık. Evet siz görün arkadaşlar. Ondan sonra soğanımızı iyice bir kavurduktan sonra içine ne kadar kullanacaksak kıymamızı ekledik. Kıymayla beraber yavaş yavaş kavurmaya devam ettik. Onu da iyice bir kavurduktan sonra da içine baharatlarımızı ekledik. Baharatla beraber karıştırdık. Seviyorsak dediğimiz gibi ceviz ve fıstık da kullanılabilir sevgili izleyicilerimiz. Biz ceviz kullandık. Ondan sonra cevizle beraber yavaş yavaş toparladık.
cevizle beraber topaladıktan sonra da ondan sonra da yavaş yavaş dediğimiz gibi baharatlarımız, kimyonumuz, diğer malzemelerimiz, onları da ekledik. Ondan sonra onları da ekledikten sonra da yavaş yavaş harcımız hazırlandı. İstersek içine dereotu maydanozu da kullanabilirsiniz. Seviyorsanız tercih edebilirsiniz. Şimdi hazırız. Bir tane kabımızı alalım. Şunu bir alalım. Değil mi sevgili Orkuncuğum? Güzel kardeşim. Şimdi yağımız o yavaş yavaş bir ısınma devam etsin bakalım. Önce şöyle bir tabağımızı alalım. Şuradan. Şimdi şunu bir ayladık. Rendemiz o da bir gelsin. Kullanacağımız kadar patateslerimizi hazırlamıştık. Hemen şunu biraz kenara doğru alalım. Patatesimiz gelsin bakalım. Evet şimdi ne kadar kullanacaksak az veya fazla ona göre siz de ayarlamanızı yapabilirsiniz. Hemen şöyle haşlamış olduğumuz patatesimizi yavaş yavaş rendeliyoruz. Ufak ufak. Değil mi? Şimdi yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ufak ufak. Hemen. Oh güzel oldu. Evet şimdi şunu bir toparlayalım. Hemen boşaltalım. Bazen olur öyle şey değil mi güzel kardeşim? Evet şimdi bir gönderdik. Devam ediyoruz. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapalım. Şimdi biz genellikle dediğimiz gibi 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz. Siz isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir ufak ufak devam ediyoruz. Patatesimizi hazırlamaya. Aslında çok da güzel olurdu değil mi? Şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Şunu biraz daha ezelim. Oh. Şunu biraz da ezdik mi? Bir dahaki sefer öyle yaparız seninle güzel kardeşim. Şimdi biraz daha şunları eziyoruz ki sevgili izleyicimiz. Bunlar çünkü içinde iri kalırsa ister istemez köftemiz parçalanacak, dağılacak. Onun için ne yapıyoruz? Elimizde geldiği kadar çok fazla içinde iri patateslerimiz kalmasa. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü bazen iri kalıyor. Bu sefer iri kaldığı zaman da ne yapıyor? Köftelerimizi yağın içine attığımızda o parçalanıyor, dağılıyor. Onun için ne yapacağız? Elimizde geldiği kadar iyice şöyle bir patateslerimizi ezelim. Ondan sonra işlemimizi devam edelim. Hem kendimizde de aynı şekilde garantiye de almış olacağız. Hem de güzelce bir şekilde işlemimizi yapmış olacağız. Şimdi tabi hazırladıktan sonra biraz bir dinlendirin sevgili izleyicimiz. Dediğimiz gibi köftelerin çok fazla parçalanmaması için, güzel ayarlanması için ne yapacağız? Biraz bir dinlendirmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Ufak ufak. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş acele etmeden patatesimizi rendeleyelim. Çekelim şunları biraz daha eziyoruz. Evet. Şunları da toparlayalım. Tekrardan biraz daha çektik. Evet şimdi toparlayalım tekrardan. Toparladık mı? Dediğimiz gibi içinde çok fazla iri parçalar kalmasın. Ona bir dikkat edeceğiz. Şunu da bir çektik. Ondan sonra rendele çoğunluk bir işimiz kalmadı. Kenarda yine bir beklesin. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi şunu da aynı şekilde yapalım. İçine atalım. Evet şöyle bir ayladık mı? Çok da güzel oldu. Hemen yanımıza alalım. Şöyle bir yanımıza aldık mı? Gelsin bakalım. Şunu da ayladık. Şunları da yanımıza alalım. Evet, işlemize devam edeceğiz ama ben şöyle ufak bir ayarlamamı yapayım. Patatese çok fazla yapışmasın diye elimi biraz suya tuttum. Şimdi devam edeceğiz. Tuzumuzu ayarlayalım. Ne kadar kullanacaksak tuzumuz demiştik. Kaç tane yapacaksak patatesimizi rendemizi ince gözüyle rendeledik. Ondan sonra onu hazırladık. Ondan sonra onu hazırladıktan sonra şöyle yapıyoruz. Biraz tuzumuz, çok aşırı da kullanmayacağız. Şöyle biraz tuzumuzu alıyoruz. Üstüne serpiştiriyoruz. Yeterli bu kadar. Çok olmasın. Hemen tuzumuzu serpiştikten sonra 2 tane yumurtamız. Onu da şöyle yapacağız. Üstüne kıracağız. Devam ediyorum. Bunu da aynı şekilde kırdık. Çok fazla yapıyorsak yumurtayı da aynı şekilde arttırmamız ve çoğaltmamız gerekiyor. Ona göre siz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane kaşık alalım. Kaşık aldıktan sonra önce şöyle yapacağız. Yumurtayla beraber iyice bir karıştıracağız. Hem tuzumuz hem de yumurta iyice bir özleşsin ve karışsın.
İçinde iri kalan patatesler de varsa gördüğünüz gibi onları da ezelim ki yani çok fazla dağılmasın. Çünkü bizim çok da fazla dinlendirme gibi bir şansımız da olmadığı için sevgilimiz o ister istemez dağılabilir. Onun için de ne yapacağız? Elimizde geldiği kadar çok fazla içinde iri kalmasın. Ondan sonra sizde de zamanınız çok olacağı için iyice bir dinlendirin. Evet şimdi şöyle yumurta ve tuzumuzu iyice bir karıştırdık. Şöyle bir göz atabilirsiniz. Yumurta ve tuzumuzu gördüğünüz gibi iyice bir karıştırdık. Ondan sonra onu karıştırdıktan sonra tekrardan unumuz. Bismillah diyoruz. Unumuzu döküyoruz. Biraz daha dökelim. Evet başlıyorum yavaş yavaş karıştırmaya. Yavaş yavaş. Evet. Eldivenle de biraz zor olacak ama. Şimdi patatesler eldivenlere yapıştığı için biraz bizleri yorabilir. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı şekilde unumuzu vermeye. Şöyle unumuzu ekleyelim. Biraz daha ekledik mi? Tekrardan toparlayalım. Ufak ufak. Karıştıracağız. Ufak ufak karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi şunları biraz daha şöyle bir çok fazla eldivenimizi çekmesin diye ayarladık. Şurada unumuzu vermeye devam edelim. Şunları biraz daha toparlayalım. Evet. Toparladıktan sonra tekrardan siz evde yapacağınız için çok fazla eldiven kullanmayacaksınız. Sevgilim gerçekten eldiven de zor oluyor. Onun için de ben şöyle bir elinde geldiği kadar tekrardan karıştırmaya devam edeceğim. Ufak ufak. Evet. Şöyle yapacağım. Şimdi tekrardan kaşıkla karıştırmam gerekiyor. Onun için eldiven biraz beni yoracak gibi gözüküyor. Evet şunu bir alalım. Önce bir kenara. Hatta değiştirelim eldivenimizi. Daha güzel. Şöyle yapayım. Biraz bir beklemem gerekiyor. Onun için de şunu bir değiştireyim. Ondan sonra devam edelim. Var var. Şimdi yağımız yavaş yavaş bir ısınmaya devam etsin. Ufak ufak bir ısınsın. Ben de hemen şöyle bir. Şimdi. Evet. Şimdi devam ediyoruz. O yavaş yavaş bir toparlansın. Ben de hemen ayarlamamı yapacağım. Tekrardan. Elden biraz beklemem gerekiyor ki sevgili izleyicimiz. Yoksa zor oluyor. Pardon. Şöyle yapalım. Gelsin bakalım. Şimdi devam edeceğiz. Şu yağımız artık biraz ayarlayabiliriz. Altı şuraya alalım. Hatta yanımıza alalım. Şurayı kapatıyoruz. Şunu da aynı şekilde kapattık. Şimdi biraz daha hızlandıralım. Evet güzel oldu. Şimdi o yavaş yavaş ısınmaya devam etsin. Evet. Şimdi devam ediyoruz yine aynı şekilde. Bu arada da eldivenimizi ayarladık mı? Hazırız. Hop. Evet. Şimdi biraz daha yine toparlamaya devam edeceğiz sevgilimiz. Ondan sonra da o biraz toparlandıktan sonra güzelce bir işlemimize devam edeceğiz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Şöyle yapalım. Biraz daha. Ben şöyle bir toparlamasını sağlayacağım. Onun için de eldivene çok fazla yapıştığı için burada biz biraz bir kaşıkla yapabileceğimiz kadar yapalım. Evet biraz daha unumuzu ekleyelim. Un da çok aşırı olmayacak. Yani ona da dikkat edeceğiz sevgilimiz. Yeterli şimdilik bakalım. Tekrardan yavaş yavaş toparlıyoruz. Çektik yine aynı şekilde. Çekiyoruz. Şu kenardan da toparlayalım. Ondan sonra ufak ufak şu kenardan da toparlama devam edeceğiz. İyice bir harcımızı ayarlayacağız.
Şuna da aynı şekilde toparladık. Biraz daha. Evet. Devam ediyoruz şimdi unumuzu vermeye. Ta ki istediğimiz kıvama gelene kadar, ama dediğimiz gibi çok da aşırı olmayacak. Ona göre azar azar eklememizi yapmaya devam ediyoruz. Şunu biraz daha. Şöyle bir toparladık. Yavaş yavaş. Tekrardan. Şu kenardan da. Evet. İstediğimiz kıvama gelmeye başladı diyebilirim. Şimdi biraz daha. Şöyle bir karıştıralım. O zaten toparlanacak. Evet. Şu kenardan biraz daha. Şöyle bir çekiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş toparlıyoruz. Şunu biraz daha şöyle bir çektik. Evet. Yavaş yavaş istediğimiz kıvama geldi. Şöyle hafif biraz daha unumuzu kullanırsak yeterli olacak. Hafif. Az da ekleyelim. Artık yeterli olacak diyebilirim. Şimdi bunu da hemen yedirelim. Ondan sonra hazırız. Yavaş yavaş. Devam ediyoruz. Ufak ufak. Bunları biraz daha şöyle güzelce bir yedirelim. Evet, şimdi şunları bir kaldıralım. Bakalım. Şöyle biraz daha eldivenle denemeye devam edeceğiz. Ufak ufak. Şu kenardan da toparlayalım. Evet. Şimdi güzelce bir şekilde artık yavaş yavaş toparlamaya başlandı. Şimdi onu yavaş yavaş toparladıktan sonra şöyle yapacağız. Biraz şunları ayarlayalım. Az bir şey daha ekleyelim. Çok fazla eldivenimize yapışmasın, elimize yapışmasın diye. Şöyle az da eklememizi yapalım. Ondan sonra artık hemen hemen hazır diyebiliriz. Evet. Ufak ufak toparlamaya devam ediyorum. Şunları biraz daha şöyle bir ayarladık mı? Evet. Şimdi yavaş yavaş istediğimiz kıvama geldi diyebiliriz, ama şunları biraz daha şöyle yapacağız. Ufak ufak. Ben hemen şöyle biraz şu kenar kısmına da toparlayayım. Ondan sonra artık hazırız. Şunları bir çekelim. Yine aynı şekilde. Çektik mi? Ondan sonra da şu elimizi bir temizleyelim. Ufak ufak şöyle biraz. Eldivenimizi ayarladık mı? Ondan sonra devam edebiliriz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi artık hemen hemen hazırız. Şurada hafif biraz ayarlamamızı yapacağız sevgili izleyicimiz. Ondan sonra devam edelim. Yağımız yavaş yavaş bir ısınmaya devam etsin. İyice bir yağımız ısınsın. Ona göre ben hemen şuradan ayarlamamı yapacağım. Harcımızı hazırladıktan sonra şunu bir çekelim yanımıza. Kıymamız hazır. Şunu da bir alalım. Şunu ufaktan bir toparladık mı? Şimdi bakalım. Şimdi biraz bir toparlaması gerekiyor sevgili izleyicimiz. Onun için ne yapacağız? Şöyle bir ayarlayacağız. Yavaş yavaş. Çok fazla. Gördüğünüz gibi şöyle biraz su alıyoruz. Ondan sonra da bunlar ufak ufak. Hatta biraz şuradan şöyle yapacağız. Şu mısır unumuzu alalım. Daha rahat olur. Mısır unuyla beraber şöylece bir ayarlıyoruz. Biraz daha ayarladık mı? Şuradan biraz harcımızı alıyoruz. Tekrardan içine koyuyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş onun üstüne gelmesin. Şöyle hemen şunu bir kenara alayım. Şunu alayım yanıma. Şunu da aynı şekilde aldık. Şimdi hafif bir mısır unuyla tekrardan kapatalım.
Ufak ufak. Tamam güzel kardeşim. Şimdi şunu güzelce bir, çok fazla açık kalmasın sevgili izleyicimiz. Gördüğünüz gibi şöyle ufak ufak hazırlıyoruz. Çok fazla açık kaldığı zaman dediğimiz gibi o bazen parçalanabilir. Ona biraz daha dikkat edeceğiz. Yağımız da çok aşırı bir şekilde ısınmasın. Şimdi bu biraz bir toparlandı. Bismillah diyoruz, atıyoruz. Onu attık ama şöyle yapalım. Hemen şuradan ayarlamamı da yapayım da o kızaranları tekrardan kenara doğru alalım diye. Boşta bir tabağımız. Şunu kullanabilirim. Kenara alalım. Evet, o biraz bir toparlansın. Çok fazla zarar vermeden. Evet, çevirdik. Şimdi hızlı bir şekilde çevirmemiz gerekiyor ki sevgili izleyicilerimiz. Onun için de ufak ufak ayarlıyoruz. Şimdi bezemizi alıyoruz. Şöyle güzelce yuvaladık. Biraz buradan az bir şey elimize mısır unumuzu alıyoruz. Tekrardan şu şekilde. Vay 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 vay. Şöyle güzelce kardeşim görüyor musun? İçini açıyoruz. Hafif bir açtık mı? Evet. Şöyle bir içli köftemiz gibi yapıyoruz. Şuradan biraz harcımız, kıymamız geliyor. Şunu da içine ekledik mi? Gördün mü güzel kardeşim? Şimdi yavaş yavaş kapatıyoruz. Şöylece bir kapatalım. Çok fazla açık kalmasın ki. Evet, şöyle güzelce bir tekrardan kapatıyoruz. Hatta şöyle biraz da mısır unumuzu alalım. Mısır unuyla beraber biraz da düzeltiyoruz. Düzelttikten sonra bismillah diyoruz ve gönderiyoruz. Şunu çevirelim. Mükemmel oldu. Devam etsin. Çok fazla dediğimiz gibi yağımız sıcak olması ki. Tabi bu biraz daha dinlenmesi gerekiyor sevgilimiz. Onun için sizler de yaptığınızda biraz bir dinlendirin. O daha iyi bir şekilde toparlanacak. Evet. Dediğimiz gibi kesinlikle şöyle bir harika bir sunum. Çok da güzel bir sunumumuz olacak sevgilimiz. Onun için de ne yapıyor? Şöyle ufak ufak minik minik dokunuşlarla alıyoruz harcımızı. Şöyle biraz daha açıyoruz. İçini bol alsın diye. Ondan sonra da şöyle dolduruyoruz. Vay 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 vay. Şuna da doldurduk mu? Ondan sonra da tekrardan çok fazla şu haşlarımız, yani biraz da acele ettiğim için sevgili izleyicimiz, dışarıya doğru taşmasın. Ondan sonra kapatıyoruz. Tabii ki bunları da unutmuyoruz. Vay 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 vay. Çok güzel oldu. Şimdi biraz daha mısır unumuz gelsin bakalım. Şunu da biraz daha şöyle bir toparlıyoruz. Vay 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 vay. Gelsin bakalım. Hop! Mis. Harika oldu, harika. Tekrardan devam ediyoruz. Şuradan bir parça alalım. Dediğimiz gibi sizler evde yapacağınız için eldiven kullanmayın sevgili izleyicimiz. Eldiven hem yapışıyor hem de aynı şekilde bizleri çok yoruyor. Onun için eldivenle yapmayın. Eldivensiz daha rahat ve daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şunu da aynı şekilde yapalım. Şöyle güzelce bir. Hop! Mis. Gelsin bakalım. Şunu da aynı şekilde. Patatesimizi ayarladık mı? Harcımızı koyuyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş şöylece güzelce bir kapatıyoruz. Kapattık mı? Evet, şimdi tekrardan şöyle biraz daha toparlıyoruz. Ondan sonra da mısır unumuz gelsin. Onunla beraber biraz daha şöyle bir toparlıyorum. Ondan sonra da hop, harika. Gönderiyoruz. Şimdi çevirelim ki sevgili izleyicilerimiz, yani bunlar biraz daha hem çok fazla dağılmasın. Yavaş yavaş pişireceğiz. Yani acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş pişireceğiz. Ondan sonra da müthiş bir sunumumuz hazırlamış olacak. Evet, şu pişenleri alalım. Bismillah diyoruz. Şunu bir alalım. Çok da fazla kurutmuyoruz. Vay 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 vay. Şunu da bir alalım. Nasıl görünüyor güzel kardeşim? Evet, şimdi onu, değil mi? Müthiş oldu, müthiş. Devam ediyoruz. Şimdi şunu da biraz daha harcımızı alalım. Şöyle biraz daha harcımızı aldık mı? Ondan sonra şunu biraz daha şöylece bir toparlıyoruz. Evet, toparladıktan sonra yine aynı şekilde şöyle bir içini güzelce bir açalım. İsterseniz daha ufak bezeler de yapabilirsiniz sevgili izleyicimiz. Ben, çünkü biz de yavaş yavaş
hem toparlansın hem de hazırlansın. Sizler her aşamayı görün. Nasıl olduğunu ve nasıl piştiğini görün diye ben bazen burada acele ediyorum sevgili izleyicimiz. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman yayın öncesi herhangi bir hazırlık yapmıyorum. Yani ki o an elindeki malzeme olmasa, bozulsa veya da dökülse bir şey olsa inan ki yedekte malzemem bile yani var ama hazırlanmamış, yani hazırlanmış malzemem yok, hazırlanmamış malzemem var. Onun için ben burada her şeyi sizler görün. Size de aynısını yapın, aynısını uygulayın diye sizlerle beraber hazırlıyorum sevgili izleyicimiz. Onun için size de bu şekilde yaptığınızda harika bir sunumunuz olmuş olacak. Dediğimiz gibi hem çok lezzetli hem de çok da farklı olacak. Evinizde yapacağınız harika bir lezzet diyebilirim. Şunu biraz da çevirelim. Evet, çok güzel bir tarifimiz. Şimdi devam etsin yavaş yavaş toparlamaya. Biz de devam ediyoruz. Biraz şöyle bir unumuz gelsin. Tekrardan aldık. Öyle biraz yuvarlıyoruz. Yuvarladık mı? Tekrardan elimizi biraz mısır unla batıralım. Şurada hafif biraz da alalım elimizde ki çok fazla yapışmasın. İyice bir dinlensin. Dinlendikten sonra bu işlemlerinizi daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz sevgili izleyicimiz. İyice bir dinlenecek. Ondan sonra şuradan biraz harcımız gelsin. Evet. Tekrardan kapatalım. Vay, 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 vay. Tabii güzel kardeşim. Şimdi şöyle güzelce bir kapattık mı? Güzel oldu değil mi? Kapatıyoruz. Şimdi mısır unumuz. Biraz da mısır unumuz. Hop. Mısır unumuz da üzerine serpiştiriyoruz. Tekrardan biraz daha düzgün olması için yuvarlıyoruz. Ondan sonra şuraya gönderiyoruz. Şunu biraz bir piştikten sonra çevirelim. Şunu da çevirelim. Birkaç dakika sonra zaten az kaldı. Hemen yapacağım güzel kardeşim. Şimdi şunu da aynı şekilde yapıyorum. Şu ufak bir ayarlamamızı yaptık. Bazen ister istemez oluyor değil mi öyle şeyler? Şimdi şöyle hafif. Şunu da bir ayarlayalım. Orada iki tane kaldı güzel kardeşim. Ondan sonra da hemen toparlanacağız. Ondan sonra kısa bir ara gideceğiz sevgili izleyicimiz. Tabii çok... Şunu da aynı şekilde ayarladık. Ondan sonra tekrar toparlıyoruz. Ufak ufak toparladık. Ne kadar kullanacaksak dediğimiz gibi az ve de fazla da kullanabiliriz. Şimdi şunu da aynı şekilde biraz da üstüne ekliyoruz. Az bir şey mısır unumuzu ekledikten sonra da dediğimiz gibi çok fazla hem dağılmasın hem de parçalanmasın. Sevgili abim hoş geldin. Şimdi biraz daha şöyle bir alalım. Az bir şey de aldık mı? Yeterli olacak dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz. Genellikle hep 4 belki de 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyor. Ama siz istersen fazla da yapabilirsiniz. Şimdi şuradan bir tane de çıkarırsak herhalde yeterli olacak diyebiliriz. Biraz bir dinlendireceğiz. Dinlendirdiğimizde çok fazla dağılmayacak, parçalanmayacak. Onun için de şimdi şurayı bir toparlıyorum. Ufak biraz daha şöyle bir toparladık mı? Ondan sonra patatesten harika bir içli köftemiz hazır olacak. Şunu biraz daha alalım. Az bir şey. Toparladıktan sonra kıymamız gelsin. Ne kadar kullanacaksak ona göre az ve de fazla kıyma kullanabilirsiniz. Şunu da ekledik mi? Ondan sonra tekrardan çok fazla soğanımız ve kıymamız dışarıda kalmasın ki patatesimiz parçalanmasın. Onun için de ne yapıyoruz? Şöyle ufak ufak toparlıyoruz. Şöyle bir toparladık mı? Patatesimiz hazır. Şimdi bunu da aynı şekilde üstüne biraz daha mısır unumuz. Zaten normal un da kullanabilirsiniz. Yani hangisi varsa elinizde onu da değerlendirebilirsiniz. İsterseniz mısır unu, isterseniz normal un da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu bir alalım. İyice bir kızardı. Onu kenara alıyoruz. Ondan sonra şunu da gönderelim. Güzel oldu. Şimdi şunları bir kenara alalım. Ben yavaş yavaş şurayı bir toparlayayım. İster istemez kızartma yaptığımızda bazen bile bir ortalık dağılabilir. Onun için de ne yapacağız? Şurayı yavaş yavaş toparlıyoruz. Mısır unumuzu da alalım. Sizler de sevgili izleyicimiz, dediğimiz gibi yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, hatta bizlere destek olmak istiyorsanız, sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere destek olabilirsiniz. Tegretev TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük bütün videolarımızı bulabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrarı gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da. Programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarında da farklı tarifler istiyorsanız yazabilirsiniz bizlere. Şimdi o yavaş yavaş bir toparlama devam etsin. Ben de bu arada şurayı bir temizleyeyim. Ondan sonra devam edeceğim.
Şurada bir tane bez alalım. Evet, hazırız. Yavaş yavaş harika bir köftemiz hazırlandı diyebiliriz. İşte köftemiz, patatesle yaptığımız müthiş bir sunumumuz. Onun için de hemen şurayı bir alıyorum. Ondan sonra devam edelim. Şu ocağın altını da biraz açalım. Şimdi ben biraz altını kısmıştım sevgili izleyicimiz. Hemen şurayı bir aldım mı biraz daha altını açabiliriz. Tamam güzel kardeşim. Şimdi biraz daha altını açıyorum. O yavaş yavaş ısınsın. Evet, bu arada eldivenimizi değiştirebiliriz. Şurayı bir ayarlayalım. Ondan sonra devam edelim. Hemen 3 tane veya 4 tane patatesimiz. İstersek daha fazla da kullanabiliriz. Patatesimizi kabuklu bir şekilde haşlıyoruz. Onları haşladıktan sonra kabuklarını soyuyoruz. Ondan sonra rendemizin ince gözüyle yavaş yavaş bir rendeliyoruz. Rendeledikten sonra 2 tane içine yumurtamızı gönderdik. 2 tane yumurtamızı kırdıktan sonra yumurtayla beraber iyice bir karıştırdık. Yumurtayla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan şunu da bir çevirelim. Çünkü çok fazla bir tarafta durduğu zaman diğer taraf yanabilir. Ondan sonra yumurtayla beraber tekrardan karıştırmaya devam edeceğiz. Biraz tuzumuz. Ondan sonra da 7 veya 8 yemek kaşığına yakın unumuzu içine ekliyoruz. Unumuzu ekledikten sonra unla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Unla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan hemen içine güzelce bir şekilde kaç tane yapacaksa bezelere bölüyoruz. İçine kıymamızı, hazırlamış olduğumuz kıymamızı, soğanımızı kavurduk. Ondan sonra tekrardan hemen içine kıymamızı ekledik. Kıymayla beraber güzelce bir şekilde onu da karıştırdık. Ondan sonra seviyorsak içine cevizimizi aynı şekilde bolca kullanabilirsiniz. Cevizle beraber yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ondan sonra patateslerimizi içine dolduruyoruz ve tenceremize gönderiyoruz. Tenceremize yağımızı ekledikten sonra yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. O iyice bir kavrulacak, ondan sonra kızaracak. Kızarttıktan sonra sunum yapacağımız kabımız, tabağımız hangisi ise onun içine alabiliriz. Hemen biz de yavaş yavaş şöyle bir kızartmaya başladık. Ben biraz çalışırken yağın altını kıstım sevgili izleyicimiz. Yani çok aşırı bir şekilde yanmasın ki parçalanmasın. Çok aşırı bir şekilde dediğimiz gibi piştiği zaman o yanabilir, parçalanabilir. Onun için de ne yapıyoruz? Bir iki tane de elimizin altında yedekle tutabilirsiniz. Şimdi şunu şöyle bir alalım. Kenara aldık mı? Ondan sonra da şunları yavaş yavaş alabiliriz. Şöyle bir eldivenimizi önce bir ayarlayayım. Ondan sonra devam edelim. Kaç tane yapacaksak dediğimiz gibi hemen kızartmaya başladık. Dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz bir iki tane veya üç tane elimizin altında yedek bulunsun ki çok fazla parçalanmasın, dağılmasın diye. Onun için de ben hemen şunları şöyle bir alacağım. Şunu da aynı şekilde şuraya aldık. Şunu da bir alalım. Oh! Mis mis! Çok güzel oldu. Şunu da bir alalım. Evet, şunu da bir kenara aldık mı? Harika oldu. Şuna da bir çevirelim. Yavaş yavaş kızarmaya devam ediyor. Kaç tane yapacaksak ona göre ayarlamamızı yapabiliriz. Şuna da biraz daha çevirelim. Ufak ufak kızarmaya devam ediyor. Ara ara dediğimiz gibi bir çevirmeye devam edeceğiz ki sevgili izleyicimiz. Yani bir tarafı çok fazla beyaz, bir tarafı çok fazla kızarmış olmasın ki her taraf eşit bir şekilde kızarsın, pişsin diye. Onun için de ne yapıyoruz? Her tarafını ara ara çevirip kızartma işlemine devam ediyoruz. Şunu da biraz daha şöyle bir ayarladık. Ondan sonra da şunu da biraz daha kenara çekelim. Ufak ufak şurayı bir aldıktan sonra çok fazla dediğimiz gibi hem tezgahımız dağılmasın hem de biz de rahat bir şekilde çalışalım. Evet, şuna da biraz daha şöyle yanda tutalım ki güzelce bir kızarsın. Dediğimiz gibi çok aşırı bir şekilde de yağda bekletmeyeceğiz. Hem fazla kurumasın hem de güzelce bir toparlansın diye çok aşırı bir şekilde de yağda tutmuyoruz sevgili izleyicimiz. Evet, şimdi şunu bir alalım. Şöyle bir kenara aldık. Şunu biraz kenara çekelim. Şunu da bir kenara aldık mı? Müthiş oldu. İnan ki harika oldu. Şimdi şunu sadece şu ortaya bıraktık mı? Evet, şunları bir kaldıralım. Şimdi yavaş yavaş artık toparlanabiliriz. Şunları ben biraz daha şöyle bir elimin altı açılsın. Şunu da bir kaldıralım. Evet. Çok fazla hem elimizin altı karabalık görmesi. Şu küçüğünü alalım. Şunu şuraya
düzelttik. Yoğurdumuzu sonradan üstüne ekleyeceğiz sevgilimiz. Yoğurdumuzu sonradan üzerine ekleyeceğiz. O da ona yakışacak. Çok da güzel olacak. Onu... Evet, şimdi şunları biraz daha şurayı bir toparlıyoruz. Yoğurdumuz hazır. Birazdan dediğimiz gibi sevgilimiz onu güzelce bir şekilde sizlerle beraber süsleyeceğiz. Şimdi şurayı bir toparlıyorum. Ondan sonra çorbamız için hemen ayarlamamızı yapacağız. Şunları biraz kenara çekelim. Şu ocağı kapatalım şimdilik. Ondan sonra çorbamız için tenceremizi ayarlayalım. Ondan sonra da tekrardan. Tamam güzel kardeşim. Burada da biraz tereyağımızı ısıtacağız çorbamız için. Sevgili izleyicimiz tereyağımızı ayarlayacağız. Onun için de şunu da şöyle bir gönderdik. Evet. Şimdi ben yavaş yavaş sevgili izleyicimiz biz sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım mı? Ben yavaş yavaş hazırlığımı yapmaya devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. Kısa bir ara gidelim ama ekran başında ayrılmayın. Minik bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklam var. Evet sevgili izleyicilerimiz kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şöyle bir patateste müthiş bir içli köftemizi hazırladık. Çok güzel oldu. Hem görüntüsü hem kendisi harika oldu. Şöyle bir yakın detayda bir görelim. Onun için patatesimizi güzelce bir haşladık. Kabuklu bir şekilde kabuklarını soyduk. Ondan sonra güzelce bir rendeledik. Ondan sonra içine iki tane yumurtamızı ekledik. Ondan sonra unumuzu ekledik. Tuzumuzu ekledik. Onu karıştırırken tekrardan o harcımız hazırlandı. Ayrı bir kabımız içine tekrardan soğanımızı kavurduk. Ondan sonra az bir yağla beraber kıymamızı, baharatlarımızı, cevizlerimizi içine ilave ettik. İç harcımızı da hazırladık. İçini güzelce bir doldurduk, kapattık. Biraz mısır unu veya normal unla da kapatabiliriz. Ondan sonra kapattıktan sonra bolca yağımızı içine gönderiyoruz. Kızartıyoruz ve kızarttıktan sonra kenara aldık. Ondan sonra birazdan sizlerle beraber hem yoğurtla hem de sosumuzla beraber güzel bir istersek tereyağı veya sıvı yağla da üstünü güzelce bir süsleyebiliriz. Süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum olacak inşallah. Evet, bu arada çorbamız için hemen ocağımızın altını açalım. Ocağımızın altını açtıktan sonra kullanacağımız kadar yağımızı, çünkü üstüne de kullanacağımız için ne yapacağız? Dengeleyeceğiz. Yani çok aşırı bir şekilde yağ kullanmayacağız. Şimdi biraz yağımızı şöyle bir ayarlıyoruz. Az bir şey yeterli olacak. Biraz yağımızı boşalttıktan sonra o yavaş yavaş bir ısınmaya devam etsin. O ısınırken biz de işlemimize başlayabiliriz. Hemen soğanımız bir veya da iki tane veya da ne kadar kullanıyorsak ona göre ayarlayabiliriz. Şu kısımları bir alalım. Hafif biraz şunları bir toparladık mı kenara alalım. Şunu da bir alalım. Soğan da güzel bir lezzet ve tat katacak. Önce hemen soğanımızı şöyle bir ufak ufak hazırlayacağız. İnce ince soğanımızı doğramaya başladık. Şuna biraz da toparlayalım. Evet, güzel oldu. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Tekrardan. Ufak ufak. Doğradık. Evet, soğanımız hazırlandıktan sonra onu tenceremize aktaralım. Hemen şöyle biraz karıştıralım. Ufak ufak. Soğanımız kavrulmaya başlandı. Şimdi soğanımız yavaş yavaş kavrulurken biz de bu arada işlemimize devam edeceğiz. Sarımsak bir veya iki diş ne kadar kullanıyorsak hemen şu sarımsağı da şöyle bir temizleyelim. Ufak ufak. Şuna da bir ayarladık mı? İstersek eğer ki çok fazla seviyorsak sarımsağı biraz da artırabiliriz. Yani siz de seviyorsanız, dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi şunları bir kaldıralım. Ondan sonra da şunları biraz daha ezelim. Ezdik mi? Tekrar toparlıyoruz. Ufak ufak doğruyoruz. Hemen şöyle bir minik minik. Şuna da aynı şekilde yapalım. Hazır. Şimdi sarımsağımızı hazırladıktan sonra ekleyelim içine.
O da soğanla beraber kavrulsun. İyice bir kavurmaya devam ediyorum. Şimdi o yavaş yavaş kavrulurken bir tane kırmızı karabiber demiştik. İsterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Hemen onu şöyle bir temizleyelim. Tekrardan şöyle ufak ufak dilimliyoruz. Şu kalın olan kısımları da tekrardan biraz daha ufak ufak dilimleyelim. Ondan sonra da ufak ufak doğrayacağız. Soğanımız yavaş yavaş kavurmaya devam ediyor. Onun için de biz de bu arada biberimizi şöyle ufak ufak hazırlıyoruz. Biberimizi hazırladıktan sonra onu da atalım içine. Şimdi biberimiz de hazır. Onu da kırmızı karabiberimizi ekleyelim. Soğanla beraber karıştıralım. İyice bir karıştırıyoruz. Soğan, sarımsağımız ve biberimiz yavaş yavaş devam ediyor ayarlamaya. Şimdi tekrardan şu biberlerimizi de sivri biberimiz bir veya iki tane yetecek bize. Siz istersen daha fazla da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle ayarlıyoruz. Şunu da aynı şekilde yaptık. Şuna da toparladık mı? Sivri biberimiz hazır olacak. Evet, tekrardan ufak ufak doğruyoruz. Soğanımız yavaş yavaş kavurmaya devam ediyor. Şimdi bunu da aynı şekilde atıyoruz içine. Kenardan toparlamaya devam edelim. Şimdi un yavaş yavaş kavrulurken biz de bir tane domatesimiz hemen onu da hazırlayacağız. Bir tane yetiyor bizlere. Ufak ufak şöyle bir rendeleyelim. İyice bir rendeledik mi? Tekrar şunu biraz daha toparlıyoruz. Ondan sonra şunları bir alalım. İçinden şu kabuklu kısımları aldık mı? Rendemizi gönderelim. Evet, şimdi şunu biraz daha karıştırıyoruz. Ondan sonra karıştıktan sonra biraz unumuzu ekleyelim. Yeterli bu kadar. Yarım yemek kaşığı ama dediğimiz gibi çok fazla yapacaksak, sizler de biraz daha fazla da olmasını istiyorsanız ona göre miktarı artırabilirsiniz. Beraber karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, öncelik soğan, biber, sarımsak kavruluyor. Ondan sonra unumuz, yarım yemek kaşığı kadar unumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekledikten sonra unla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş şöyle biraz kavuralım. Evet, onu yavaş yavaş kavururken biraz pul biberiniz yeterli. Hafif biraz, çok az karabiberimiz. Ondan sonra biraz kırmızı toz biberimiz. O da az olsun. Ekledik. Biraz farklı bir aroması olsun diye. Kimyonumuz. Bu da çocukların da aynı şekilde çok hoşuna gidecek. Şimdi onlarla beraber karıştıralım. Az bir salçamız. Sadece bir tatlı kaşığı kadar salçamızı ekledik. Az bir salçamızı ekledikten sonra tekrardan salçayla beraber karıştıralım. Ufak ufak karıştırıyoruz. İyice bir kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi. İyice bir şu kenardan da toparlayalım. Şunu hafif minik biraz daha az bir tuzumuz yeterli olacak. Evet, şimdi yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ondan sonra da şuraya bir ayarlayalım. İyice bir karıştırdıktan sonra sevgili izleyicimiz, yoğurdumuzu alıyoruz. Bir su bardağı kadar yoğurdumuzu şu şekilde üstüne döküyoruz. Yoğurdumuzu üzerine ekleyin. Yoğurdunuzu üzerine ekledikten sonra herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bekliyoruz.
Ondan sonra bekleyeceğiz biraz. Yavaş yavaş. Biraz da bekleyeceğim. Elimizin altına biraz da sıcak suyumuzu alalım. Bismillah dedik. Sıcak suyumuz da gelsin. Biraz bir yoğurdumuzun kesilmesini bekliyoruz. Onun için hafif bir suyunu vermesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş da toparlanmaya başlandı. Yüksek bir derecede ayarlamamı yapıyorum ki güzelce bir şekilde bir toparlansın. Gördüğünüz gibi toparlanmaya başlandı. Kesilmeye de başladı. Eğer bir yakın detayda görme şansımız varsa arkadaşlar bir görelim. İstersen şuraya alabilirim görmeniz için. Tamam, şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi suyunu bırakmaya başladı sevgili izleyicilerimiz. Suyunu bırakmaya başladı. Bir iki dakika da bekliyorum. Asıl tat veren, lezzet veren bu sevgili izleyicilerimiz. Yani yoğurdumuzun bu şekilde biraz bir kesilmesi ona güzel bir lezzet katacak. Herhangi bir işlem yine yapmıyorum. Evet. İyice gördüğünüz gibi suyunu bırakmaya başladı yoğurdumuz. Şimdi karıştırabiliriz. Evet. İyice bir karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz domatesimizi de ekleyelim. Domatesimizi de ekledikten sonra tekrardan karıştıralım. Vay vay vay. Güzel oldu. Şimdi bismillah diyoruz. Suyumuzu ayarlıyoruz. Şöyle biraz suyumuzu ayarlayalım. Ufak ufak karıştıralım. Ben çok fazla sevgili izleyiniz biliyorsunuz suyu fazla vermiyorum ama siz seviyorsanız biraz daha sulu bir tarhana çorbası hazırlayabilirsiniz. Onun için ben çok fazla su vermiyorum. Siz isterseniz biraz daha suyu bol kullanabilirsiniz. Evet. Güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş o kaynamaya devam etsin. Tereyağımız ısınıyor. Tereyağımız da şöyle bir altına ayarladık. O da yavaş yavaş bir ısınmaya devam etsin. Ben de bu arada şöyle bir çorbamı da karıştırmaya devam edeceğim. İyice bir burada çok fazla sevgili izleyicimiz su kullanmıyoruz. Yani ona dikkat edeceğiz. Çok fazla su kullanmayacağız. Şunu bir alalım. Ben çok fazla sevmediğim için çok fazla kullanmadım. Un da çok fazla kullanmıyoruz. Ona da dikkat edeceğiz. Hafif biraz da hem sebzelerin hem de diğer malzemelerinin görülmesini istiyoruz. Yoğurdumuz kesildiğinde müthiş bir görüntü katıyor. Onun için de yoğurdumuzu güzelce bir kesiyoruz. O da aynı şekilde hem suyunu bırakıyor hem de ona farklı bir lezzet katıyor. Şimdi şurayı bir toparlayalım yavaş yavaş. Şunları bir aldık mı? Tezgahımız da biraz daha hem toparlanmış olsun. Tereyağımız yavaş yavaş ısınıyor. Şunları biraz daha. Şunları kenara doğru bir alacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet, biraz da karıştıralım. Çok fazla. Çünkü unumuz da olduğu için çok aşırı bir şekilde yanmasın. Güzel oldu. Şimdi şunu bir ayarlayalım tekrardan. Evet, şimdi yavaş yavaş çorbamız ufak ufak toparlamaya devam etsin. Şu ocağımız sağa sola kaymasın ki o da güzelce bir ısınmaya devam etsin. Şimdi önce şunu bir alalım yanımıza. Şunu bir aldık mı yanımıza? Bismillah diyoruz. Çok fazla parçalamadan şunu şu şekil kesiyoruz. Vay 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 vay. Müthiş oldu. Şimdi şunu da aynı şekilde keselim. Şu şekilde. Kestik mi? Ben biraz daha güzel bir görüntü olsun diye bu şekilde yapacağım sevgili izleyicimiz. Şunu da aynı şekilde kesiyoruz. Ondan sonra onları kestikten sonra devam ediyoruz. Şunu şöyle yapacağız. Şuradan bir dilim alalım. Şuradan da bir dilim aldık. Bunu şöyle bırakalım. Bunu da şöyle bıraktık mı? Devam ediyoruz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Evet. Tamam güzel kardeşim. Şunu da aynı şekilde ayarladık.
Şunu da keselim. Vay 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 vay. Kestikten sonra tekrardan şuna da bir kesiyoruz. Şöyle güzel bir görüntü versin. Ortasına bırakıyoruz. Bunu ben süslemek amaçlı koyuyorum sevgilim. Yani siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Güzel oldu. Şimdi şunu bir kenara aldık. Çorbamı yine aynı şekilde unutmuyorum. Karıştırdık mı? Tekrardan çorbamız hazır sevgilimiz. Ben hemen şimdi geçeceğim onu. Önce şu yoğurdumu da ayarlayayım. Şöyle yapalım. Şu kaşığı kullanabiliriz. Şöyle yapıyoruz. Yoğurdumuzu alıyoruz. Of 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 of. Mis mis. Müthiş bir tarifimiz sevgili. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Harika bir tarif. Patatesten müthiş bir içli köfte yaptık. Çok da güzel oldu. Hem görüntüsü hem kendisi. Harika oldu. Harika. Evet. Şimdi yoğurdumuzu ayarladık. Yoğurdumuzu ayarladıktan sonra tereyağımız da yavaş yavaş ısınmaya başladı ama ben şunu da biraz daha şöyle bir ayarlayayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi şunu biraz kenara alıyoruz. Ondan sonra da şunu son bir kez karıştıracağız. Çırpma tellerde işim kalmadı. Onu alıyoruz. Bir tane kepçemiz. Şöyle bir alalım. Ondan sonra da şunu bir neyse şöyle yapalım. Bismillah diyoruz ve çorbamızı alıyoruz. Vay 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 vay. Müthiş oldu. İnan ki müthiş oldu. Şunu da bir alalım. Şunu da hafif biraz da aldık mı? Harika bir tarhana çorbamız hazır. Kış aylarında da çok da güzel olur. Şimdi yavaş yavaş yerini alalım. Yeni aldık mı? Şimdi şunu bir kaldıralım. Onunla işimiz kalmadı. Şunu da bir alalım. Onlarda da işimiz kalmadı. Artık sona doğru yavaş yavaş geldik. Biraz gelsin bakalım kırmızı toz biberimiz. Tamam güzel kardeşim. Hemen hemen hazırım. Şimdi hafif biraz pul biberimi. Bunlar ben sevdiğim için ekliyorum. Siz de ekleyebilirsiniz. İsterseniz eklemeyebilirsiniz veya da ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi hafif. Buna da müthiş bir lezzet katacak. Ben biraz kekik, çok az bir kekik, az bir şeyden nane kullanıyorum. İkisinden de kullanacağım için ben bu şekilde yaptım sevgili izleyicilerimiz. İkisine de yakışacak. Şimdi şunu bir alalım. Biraz da tezgahımız da bu arada şöyle toparlamış olsun değil mi? Evet. Hazır. Tereyağımız o da hazır. Şöyle biraz daha altını açalım. Size de bu yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız veya bizleri yalnız bırakmak istemiyorsanız, bizlere destek olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızda bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük bütün videolarımızı bulabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. TGTU TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve de YouTube sayfamızdan bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet şimdi hazır yağımız. Şunu bir kapatıyoruz. Tereyağımızı hazırladıktan sonra Bismillah diyorum ve yavaş yavaş tereyağımı döküyorum. Şöyle bir dökelim arkadaşlar. Hazır mıyız? Tamam. Hazırım. Tamam. Bismillah dedik. Ve yavaş yavaş. Evet. Müthiş oldu. İnan ki harika oldu. Çorbamız içinde tereyağımız demiştik. Şimdi çorbamıza da aynı şekilde ayarlıyoruz. Şöyle hafif bir dokunuşla ayarladık mı? Müthiş oldu. Evet. Şimdi tereyağımızı ekledikten sonra çorbamız hazır. Patatesten çok güzel bir içli köfte yaptık. O da hazır. Hemen şurayı bir alıyoruz. Ben hemen şurayı bir toparlayayım. Ondan sonra da sizlerle beraber neler yaptık, neler hazırladık? Hemen hep beraber bir göz atalım. Neler yaptık, neler hazırladık? Evlerinizde yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane tarifimiz. Hem patatesten çok güzel bir içli köftemizi hazırladık. Hem de yanında tarhana çorbamızı yaptık. Tarhana çorbamız dediğimiz gibi evde yapacağımız elimizdeki malzemeleri hem lezzetli hem de farklı bir sunum oldu. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyorum. Ben hemen şöyle biraz hafif yağıma dokunayım. Ondan sonra listemi alayım. Evet arkadaşlar hazırız. Tamam güzel kardeşim listemizi alalım. Evet gelsin bakalım.
Patatesten içli köfte için neler yaptık sevgili izleyicimiz? 6 adet haşlamış patatesimizi, 6 yemek kaşığı kadar unumuzu, 2 adet yumurtamızı, yeteri kadar tuzumuzu kullandık. İç harcımız için 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 250 gram kadar dana kıymamız, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, ondan sonra yeteri kadar tuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra kızartmak için de yeteri kadar zeytinyağımızı veya sıvı yağımızı kullanabiliriz. 6 adet kabuklu bir şekilde haşlamış patates kullandık. 6 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 adet yumurta kullandık. Yeteri kadar tuzumuzu kullandık. İç harcımız içinse sevgili izleyicimiz 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 250 gram kadar dana kıymamız, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabiliriz. Ondan sonra yeteri kadar tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra da kızartmak için de yeteri kadar sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabiliriz. Önce patatesimizi kabuklu bir şekilde bir haşlayalım. Patatesimizi haşladıktan sonra kabuklarını soyuyoruz ve rendeliyoruz. Ondan sonra rendeledikten sonra 2 tane yumurtamızı kırdık. İki tane yumurtamızı kırdıktan sonra bir tatlı kaşık kadar tuzumuzu ekledik. Unla beraber karıştırmaya devam ettik. 6 veya da 8 yemek kaşığına yakın unumuzu ilave ediyoruz. Unla beraber iyice bir karıştırdık. Unla beraber karıştırdıktan sonra tekrardan tenceremizin içine biraz yağımızı boşalttık. Soğanımızı ufak ufak doğradık, ekledik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Soğanımızı kavurduktan sonra hemen içine tekrardan kıymamızı, ondan sonra baharatlarımızı, seviyorsak cevizi içine ilave ediyoruz ve harcımızı hazırlıyoruz. Harcımızı hazırladıktan sonra patatesten birer bezeler alıyoruz, biraz mısır unla beraber. Ondan sonra içini dolduruyoruz, kapatıyoruz. Kapattıktan sonra yağımızı içine gönderiyoruz ama çok fazla kurutmuyoruz. Yani çok aşırı bir şekilde pişmeyecek. Ondan sonra hepsini hazırladıktan sonra tabağımıza alıyoruz. Tabağımızı ortasına ve hatta üzerine yoğurdumuzu döküyoruz. Tereyağımızı gezdiriyoruz. Tereyağımızı gezdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum oldu. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Ve biz de gördüğünüz gibi çok güzel bir patatesten yaptığımız içli köftemizi hazırladık. Evet, gelsin diye listemiz. Evet, şimdi çorbamız için de sevgili izleyicilerimiz yalancı tarhana çorbamız için de neler yaptık? Hemen 1 adet kırmızı kapya biberimiz, ondan sonra 2 adet sivri biberimiz, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 adet domatesimiz, yarım yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 su bardağı kadar yoğurt kullandık. Sosumuz için 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber kullanıyoruz. 1 adet kırmızı kapya biberimiz, 2 adet sivri biberimiz, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 adet domatesimiz, yarım yemek kaşığı kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, sosumuz için 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimizi kullandık. Tenceremize yağımızı boşalttık. Ondan sonra yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı ince ince doğradık, ekledik. Soğanımızı kavurmaya başladık. Ondan sonra sarımsağımızı ekledik. Kavurmaya devam ettik. Biberlerimizi doğradık, ekledik. Onları da iyice bir kavurduk. Ondan sonra unumuzu ekledik. Unla beraber kavurmaya devam ettik. Salçamızı ilave ettik. Salçayla beraber tekrardan hemen içine yoğurdumuzu üzerine ilave ettik. Yoğurtla beraber karıştırdık. Yoğurtla beraber karıştıktan sonra bir tane domatesimizi rendeledik, ekledik. Yeteri kadar suyumuzu ilave ettik. Suyumuzu ilave ettikten sonra iyice bir kaynıyor, tuzumuzu ayarlıyoruz. Ondan sonra tereyağımızı ısıtıp üzerine gezdikten sonra da afiyet içeceğiniz çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Biz de böylelikle yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. Yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. TGTU TV olarak Instagram, Facebook ve Twitter ve YouTube sayfamızda aynı şekilde bütün videolarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.